Aziz dostlar, bugün size Bakara 115. ayet-i celile etrafında bazı konulara işaret etmek istiyorum. Bu ayet-i celilede Cenab-ı Mevla şöyle buyuruyor. Doğu da batı da Allah'a aittir. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. O çok bilgilidir. İbadetler sadece bir vazifeyi ifa etmek, bir emri yerine getirmek anlamına gelmez. İbadetler aynı zamanda yerimizi, yurdumuzu tayin etme imkanı da sunar. Biz kimiz? Neyiz ve nereye, kime aitiz? Bu gibi temel soruları ibadetlerden yola çıkarak analiz etmek ve cevaplandırmak mümkündür. Bu anlamda Bakara 115 bize yön tayini de sağlıyor. Kime yöneleceğiz? Nereye yöneleceğiz? Bu iki temel sorunun cevabını bu ayetten öğrenmemiz mümkündür. Doğu da batı da Allah'a aittir. Doğudan ve batıdan kasıt bütün bir yeryüzüdür. Bütün bir varlıktır. Yeryüzü Allah'ın eseri ve mülküdür. Şu yahut bu yönün diğerine göre herhangi bir üstünlüğü yoktur. Keza şu ya da bu kıta diğerinden üstün değildir. Yeryüzü bize mescit kılındı. Bu itibarla nereye dönersen dön, hak için dön. Hak için dur, hak için çalış. Evet, namazda kıble belli. Bakara 144. ayette artık yüzünü mescidi harama çevir emriyle birlikte kıblemiz belirlenmiştir. Ama duamız, zikrimiz, salih amelimiz ve yapacağımız güzel işler için illa kıbleye dönmemiz emrediliyor. Burada mesele niyettir. Niyetten murat, hak rızası için bir işi yapmaktır. Niyetimiz yönümüzü tayin eder. Yön insan için, beşer için lazımdır. İnsan beşer olarak altı cihete, altı yöne sahiptir. Sağ, sol, ön, arka, alt, üst gibi. Fakat Allah yönlerle sınırlı değildir. Allah hem zatı hem de sıfatları itibariyle eşsiz ve benzersiz bir varlıktır. O sınırsızdır. Keza onun ilmi de sınırsızdır. O çok bilgilidir. Onun bilgisini sınırsız olduğu bilinciyle ibadetimizi eda etmemiz ve işlerimizi buna göre tanzim etmemiz, yapmamız emredilmektedir. Velhasıl doğu da Allah'ındır, batı da. Bütün mülk O'nundur. Bu inançla yönümüzü tayin etmek, düşüncemizi inşa etmek durumundayız.